Mustafa Bayram, Kayser Radar, Radar Kayseri, Radar Yardım gibi sayfaların şu anda yöneticisi. Kayseri'nin en büyük sosyal medya platformlarından birisiyiz, hatta en büyüğüz. Bu anlamda Kayseri'deki birçok hadiseyi, olayı, trafik kazasını, trafikteki olayları ya da haberleri yayınlıyoruz. Bu dönem içerisinde özellikle pandemi başlangıcıyla beraber çok fazla miktarda yardım çağrısı almaya başladık. Daha önceki dönemlerde de aslında gelen yardım çağrılarını bir şekilde ilgili yerlere ulaştırmaya çalışıyorduk ama özellikle malzeme, kitap, yatak, beşik gibi hadiselerin çok fazla yoğunluk olduğunu fark ettik. Bu bizim için birazcık yük olacaktı ama başka bir alana ayırarak insanların, yardıma ihtiyacı olan insanlarla bir şeyleri vermek, elindeki malzemeleri vermek isteyen insanları bir araya getirmek için Radar Yardım adında bir platform oluşturduk. Hiçbir kar beklentisi olmayan vatandaşların evimde beşik var, yatak var, fazla kitabım var, fazla ilacım var ya da mamam var gibi bilgilerini, içeriklerini biz doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için oluşturduğumuz bir platformdu. İlk olarak 10 Nisan'da oluşturmuşuz platformu. O günden bu yana da ciddi anlamda 500'ün üzerinde malzemeyi insanlarla buluşturmaya çalıştık. Tabii arka planda da harici yardım isteyenleri de mümkün olduğunca başka kurum ve kuruluşlara ya da yardımseverlere de ulaştırmaya çalışıyoruz. Yapılması gereken hadise evde uzun zamandır kullanmadığı ya da kullanım dışı kalmış malzemeleri telefon numaralarıyla beraber sayfa üzerinden bize bildiriyorlar. Biz almış olduğumuz bu veriyi sayfamızda yayınlıyoruz ve diyoruz ki yani ihtiyaç sahibi varsa bu telefon numarasından ulaşabilir diyoruz. Özellikle malzemeye ulaştırmak isteyen hayırseveri önceden bilgilendiriyoruz. Çünkü gelecek telefonlar ve bunun seçimini kendisinin yapması gerekiyor. Biz sadece burada bir köprü özelliği görmek istiyoruz. Hani biz alalım, biz verelim olayına kesinlikle girmiyoruz. İnsanlar biz yayınladıktan sonra ortalama olarak 3-5 dakika içerisinde zaten ihtiyaç sahiplerini buluyorlar. Dilerlerse gidip kendi gözleriyle görerek, dilerlerse tamam deyip onların gelmesini bekleyerek ihtiyaç sahiplerine malzemeleri teslim etmiş oluyorlar. Şu an itibariyle de ortalama 5 dakika gibi bir sürede tüm malzemeleri ihtiyaç sahiplerine zaten ulaştırmış oluyoruz. Şimdi gelen malzeme yardım bir şey vermek istiyorum diyen insanların telefon numaraları ve bilgileri bizde var. Büyük bir platform olduğumuz için kullanıcılarımızın birçok geçmiş bizde olan yazışmalarını da zaten görebiliyoruz. Bu anlamda verecek insanların, hayırseverlerin burada zaten bir art niyetini beklememiz söz konusu değil. Bunu ters noktadan bakıp da yapabilecek insanlara karşı da hayırseverleri başlangıçta uyarıyoruz. Yani çünkü herkes isteyebilir, benim de ihtiyacım var diyebilir, bunu alıp başka bir şey için kullanmaya çalışabilir. Orada tercih onların. Sonuçta koca koca şehirlerde yaşıyoruz ve birbirimize komşularımızı ya da ihtiyaç sahiplerini çok fazla görme şansımız yok. Biz bu platformla ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri bir araya getiriyoruz ve tercihi onlara bırakıyoruz. Hani kime vermek istediği, nasıl vermek istediği basit özelliklerle herhangi bir yatak, beşik ya da herhangi bir şeyi ilana koyduğu anda hayırsever yaklaşık yarım saat içerisinde 100'ü aşkın telefon alıyor. Bunun içerisinden tercihini kendi yapmasını istiyoruz. Çünkü biz bunu bilemeyiz ve bunun kaydını da tutamayız, bakamayız da. Tercihleri kendileri yapıyorlar. Onun için de birazcık daha vebali onlara bırakmış olduk. Ya çok fazla ürün var. Yani mesela mama, hasta yatağı, solunum cihazı gibi gerçekten insanların anlık ihtiyacı olabileceği şeyler çok fazla oldu. Ama bize daha ilginç gelen ise arka taraftaki yaşadığımız hikayelerdi. Bu anlamda aslında teşekkür de etmemiz lazım. Mesela yardıma ihtiyacı olan insandan daha çok onun çevresindekiler yazdığı zaman bize daha doğru geliyor. Mesela komşumuzda böyle bir durum var ya da mahallemizde böyle bir şahıs var, böyle bir aile var gibi durumlar bize çok fazla geliyor. Bunu sayfada yayınlamıyoruz. Ama yerel yönetimlerimiz sağ olsunlar, belediyelerimiz, Kayseri'dekiler bu anlamda bize çok ciddi destek oldu. Biz onlara gönderiyoruz. Onlar hem istihbarati anlamında ellerinde bir geçmişi var. Eğer onlardan da uygun gelirse genellikle zaten onlar hallettiler ama hayırseverlerimiz var. Bize daha öncesinde ulaşan, biz de bir şeyler yapmak istiyoruz diyenler. Biz de onları onlarla buluşturuyoruz. Şunu açıkça söylememiz lazım. Biz pandeminin başlangıcında ilk olarak bu söylemi belki de biz kullanmıştık. Biz bize yeteriz demiştik. Gerçekten milletimiz hayır anlamında birbirine yetebilecek durumda. Yeter ki doğru buluşma noktaları oluşsun ve aradaki art niyetli insanları yok edelim. Bu anlamda gerek muhtarlarımızla gerek belediye başkanlarımızla çok sıkı çalışıyoruz. Sağ olsunlar onlar da hayırseverlerimizle çok yoğun destekte bulunuyorlar. Ve ortaya çok güzel bir yardımlaşma tablosu çıkıyor.